Aman dikkat. Tek cevap hakkın var. Hukuklu saatin alarmı kurulmuyor. Enteresan. Ölüm korkusu insanın böyle saçmalamasına neden oluyormuş demek. Bilemedin azizim. Bakan da olsan, okumuş da olsan bu sorunun cevabını bilemedin. Hayır, bildim. Yanılmama imkan yok. Yalan söylüyorsun. Şu alemde en kibirli kendimi bilirdim ama siz benden de öteymişsiniz. Güle güle. Kim vurdu seni? Çok şanslısın azizim. Az önce beyefendi buradaydı. Kaçırdı. Söyle bana. Bombayı senin koydurduğunu biliyorum. Beyefendi kim? Söyle bana. Söyle Yusuf. Ölürken bir işe yara. Söyleyeceğim. Ama önce bilmece. Can çıkar. Çıkmaz. Nefesini tüketme. Söyle hadi. Daha önce bilen olmadı daha önce. Sen bilirsen beyefendinin adını söyle. hukuklu saati akşamdan sabah 9'a kurup 8'de yatarsan kaç saat uyursun? Oynama benimle Yusuf. Söyle hadi beyefendi kim? Bilemedim. Yusuf söyle hadi. Kendin. Yusuf. Konuş. Yusuf konuş. Yusuf. Allah kahretsin. Kim var orada? Kimse çık ortaya. Sen kimsin? Ne işin var burada senin çocuk? Zeytin kaçtı. Ondan geldim. Gidecektim. Korktum. Çok korktum. Gel bakayım buraya. Gelmem. Korkuyorum. Gel abi. Anla şimdi neden korktun? Kavga ediyorlardı. Silah attılar. Kimler? Adamlar mı? Kaç kişiydiler? Kimdi? Sen gördün mü? Bakmadım. Ben burada zeytin ararken seslerini duydum. Bağırıyorlardı. Ben de saklandım. Tamam abi, tamam geçti. Gel bakalım. Geç oldu, merak etmişlerdir seni. Gel. Sen bakma o tarafa. Söyle bakalım delikanlı. Evin ne tarafta? O tarafta. Hadi. Gel bakalım delikanlı. Gel bakalım. Sen bu gece çok korkmuşsun delikanlı, belli. Ben de korkarım bazen, biliyor musun? Sahi mi? Ama sen kocamansın. İnsan evrende bedeni kadar değil, gönlü kadar yer kaplar. Yani mesele yüreğinin ne kadar büyük olduğu delikanlı. Seninki büyük mü? Yüreğin büyükse de içine çok insan sevgisi sığar. Sevdiklerin çoğaldıkça da korkuların çoğalır. Ama bu seni korkak yapmaz. Senin çocuğun var mı? Hayır, yok. Ama en çok istediğim şeylerden biri bu. Baba olmak. Ali. Senden bir şey isteyeceğim. Bana yardım eder misin? Hani fabrikada adamları görmedim ama seslerini duydum dedin ya. Ne dediler birbirlerine? İsimlerini söylediler mi hiç, hatırlıyor musun? Bilmem. Bir düşün ha. Gözlerini bir kapa. Sanki oradaymış gibi. Bilmiyorum. Çok korkmuştum. Bağırdılar. Kulaklarımı kapadım sonra. Tamam, tamam, tamam. Tamam, boşver. Ha. Bak bir daha böyle gece gece kuytu yerlere gitme. Bak köpeğin evin yolunu biliyor. Kendisi geri gelir. Tamam mı? Hadi Aslan. Evine git şimdi. Mahir içeride mi? Yok, akşamüstü çıktı gelmedi daha. Bir şey mi oldu? Yasin, kötü bir şey mi? Ne oldu oğlum? Baba, yani... Ha? Feride bir kaza geçirmiş. Ne? Hastanede şimdi. Durumu iyi miymiş? Kime ne oldu? Söyleyin hemen. Abi, Feride trafik kazası geçirmiş. Hastaneye kaldırmışlar. Oğlum durun bir dakika. Baba, haber alır almaz arayacağım ben sizi. Ali Hastanede Yasin. Devlet Hastanesi abi. Size gelirken geçirmiş kazayı. Feride nerede? Feride Şahdağlı trafik kazası geçirmiş. Durum nasıl? Hasta ameliyata alındı. İç kanaması varmış. Başka da bir bilgim yok. Mahir. Mahir Feride nerede? Ne olursun iyi de. Ne olur Mahir. Ameliyata aldılar. Bekliyoruz. Mahir nasıl oldu bu? Sen yanında değil miydin? Biz birlikte çıktık adliyeden. İçi içine sığmıyordu. Müjde verecekti sana. Ne müjdesi? Ha. Haberin bile yok değil mi? Nereden olsun ki? Feride. Ne olur kalk kendin ver. Suna. Söylesene ne diyecekti Feride? Feride hamile. Ha? Tek umudumuz bu bebek demişti. Ama bak şimdi. Allah'ım yalvarırım ikisinin de canını bana bağışla. Feride'mi de içinde taşıdığı can parçamızı da bana bağışla ya Rabbim, ne olur. Allah'ım ne olur. Feride nasıl? Kızım nasıl? Bilmiyorum. Ameliyata aldılar, bir şey söylemiyorlar hala. Kaza dediler, aklım almıyor. Feride hep çok... Çekil Kerime! Ne yapıyorsunuz? Kızımızın durumunu bir serseriden mi öğreneceğiz? Defol git buradan. Derhal defol! Feride'nin iyi olduğunu gözümle görmeden bir adım öteye gitmem. Sen kimsin ki kızımı burada bekleyeceksin ha? Kimsin? Defol git, yoksa bütün emniyeti buraya yığarım. Orduyu da getirseniz karşıma gitmiyorum. Polisin de devletin de bana yapacağı bir şey yok. Hastanede hasta beklemek suç değil çünkü. Bu ne yüzsüzlük, bu ne saygısızlık. Senin karşında koskoca bir bakan var. Benim karşımda sevdiğim kadının babası var. İkimiz de aynı can için korkuyoruz. Sevdiğim ne demek? Sevemezsin! Sen benim kızımı sevemezsin! Hadsiz, hudutsuz serseri! Delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Yalvarıyorum, sakin olun. Çekil aradan Kerime. Yeter! Yeter! Kızım içeride canıyla uğraşıyor. Kendinize gelin. Birbirinizi yiyeceğinizi dua edin kızım için. Feride'nin babasıyım. Kızım nasıl? Ameliyatı şimdi bitti. Çarpmanın tesiriyle iç kanaması olmuş. Ama şimdi daha iyi. Kafasında sert çarpmış. Onun için kendine gelmesi biraz zaman alacak. İyi ama değil mi? Tehlikeli bir durum yok. Şu anki tablosu sabit. Yoğun bakıma alalım. Orada takip edeceğiz. Ne zaman görebiliriz kızımızı? Bu gece mümkün değil. Zaten kendine gelmesi de sabaha bulur. İsterseniz evinizde bekleyebilirsiniz. Ben onun babasıyım. Kızımızı buradan çıkarıp evimize götürmedikçe hiçbir yere gitmiyoruz annesiyle. Peki, siz bilirsiniz. Tamam, ağlama artık. Bak iyiymiş kızımız. Doktor bey. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bebekle ilgili yani, iyi mi? Doğru, söylemeyi unuttum. Feride Hanım'ın biraz kanaması var. Sakın bebek düştü demeyin. Hayır hayır, düşmedi. Ancak ben pek umutlu değilim. Gebelik her an son bulabilir. Allah muhafaza. Geçmiş olsun. Doktor bey, bu gebelik gizli bir durum yani. Ailesinin haberi yok. Bu manada unutmanıza isabet olmuş. Sizden bu hususta biraz anlayış bekliyoruz. Yani gebelik hakkında kimseye bir şey söylemeyin. Ailesinden saklayacak mıyız yani? Evet, saklayacağız. Siz de hasta mahremiyetine saygı göstereceksiniz. Bu husustaki gelişmeleri sadece ikimize söyleyeceksiniz. Anladınız mı? Bir daha anlatayım mı? Lüzum yok, anladım. Mahir, sen de salıverme kendini. Bak bebek annesinin karnındaymış. Feride onu sımsıkı tutacak, bırakmayacak. Çok şükür. Gene de bizi haberdar et, merakta bırakma. Olur baba. Gelip bir de kendi gözlerimle görmek isterdim Feride kızımı. Toparlansın da tabii. Burası biraz kalabalık baba. Uygun bir vakitte ben size haber veririm, gelip görürsünüz. Tamam Mahir. Acil şifalar dilediğimizi, selamımızı söyle, olur mu?